1 Ağustos 2023'te güvenlik kameralarından biri 44 yaşındaki bir cerrah ve 29 yaşındaki bir şef olan iki adamı Tayland'ın Pangan Adası'nda bulunan Hatrin plajına giderken yakaladı. O günlerde ada, dünyanın dört bir yanından binlerce insanı çeken ünlü Dolunay Partisi'ne ev sahipliği yapıyordu. Bu etkinlik her ay Dolunay'da gerçekleşiyor ve 3 gece sürüyor. Ancak parti başladıktan birkaç saat sonra bu ekranda gördüğünüz adamlardan biri hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Yerel polis için bu olay Tayland tarihinin en insanlık dışı vakalarından biri haline geldi. Bu hikayenin en önemli kısmı Tayland'da geçmesine rağmen hikaye buradan çok uzakta başlıyor. Odak noktasında iki kişi var. Kolombiya'dan 44 yaşındaki cerrah Edwin Arrieta ve İspanya'dan 29 yaşındaki şef Daniel Sancho. Tamamen farklı insanlar, farklı ülkelerden ve farklı mesleklerden. Ama ortak noktaları neydi? Birazdan öğreneceksiniz. Daniel Sancho'yu tanıyarak başlayalım. Bu genç adam, ünlü İspanyol aktörler Rodolfo Sancho ve Silvia Brancaccio'nun oğlu. Ailesi zengin bir oyunculuk soyağacına sahip. Daniel'in büyük babası, aktör Felix Sancho, İspanyol film endüstrisinde bir efsane olarak kabul edilir. Ne yazık ki genç Daniel'in ebeveynleri 10 yıllık evlilikten sonra boşandı. Ebeveynleri boşandıktan sonra çocuk babasıyla birlikte kaldı. Rodolfo kısa süre sonra Xenia Tostado adında bir kadınla ikinci kez evlendi. Bu arada ikinci eşi de bir aktristti. Düğünden sonra çiftin Jamina adında bir kızları oldu. Varlıklı ailesi sayesinde Daniel dileyebileceği her şeye sahipti. Daha çocukken Daniel tenise düşkündü ve profesyonel bir tenis oyuncusu olmak istiyordu. Ancak 20 yaşına geldiğinde gencin hobileri değişti. Mayıs 2022'de Daniel YouTube'da Saf Lezzet adında bir yemek kanalı açtı ve kendi pişirmeyi sevdiği yemeklerle ilgili videolar yayınlamaya başladı. Kanal 4000 abone kazanmayı başardı. Ancak aynı yılın Kasım ayında Daniel son 6. videosunu yükledi ve yayınlamayı bıraktı. Bir YouTuber olarak YouTube'da başarılı olmak için her türlü şansa sahip olduğunu söyleyebilirim. 6 videoyla 4000 abone kazanmak gerçekten iyi bir gösterge. Ancak görünüşe göre Daniel'in bu konuda farklı bir görüşü vardı. Şimdiye kadar fark etmiş olabileceğiniz gibi Daniel oldukça zengin ve güzel bir yaşam tarzına sahipti ve bunu sosyal medyada paylaşmayı severdi. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, takipçileri her zaman haberdardı çünkü genç adam aktif olarak fotoğraflarını paylaşırdı. Instagram'daki bu tür faaliyetler Daniel'in 2022 yılında Edwin Arrieta adında Kolombiyalı bir estetik cerrahla tanışmasına yol açtı. İlk yazanın Edwin olduğu gerçeğini belirtmek gerekir. Uzun süren yazışmalar ve telefon görüşmeleri sırasında iki adam pek çok ortak noktaları olduğunu keşfetti. Örneğin her ikisi de seyahat etmeyi, yemek pişirmeyi ve farklı, alışılmadık yemekler denemeyi severlerdi. Bu adamın hayatı hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var. Edwin Arrieta, Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Cruz de Lorica şehrinde inançlı Katolik bir ailede doğdu ve büyüdü. Çocukluğundan beri iki hayali vardı: doktor olmak ve dünyayı görmek. Edwin her iki hayalini de gerçekleştirmeyi başardı. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Arjantin'de estetik cerrahide uzmanlaştığı bir staj yaptı ve sonunda başarılı bir estetik cerrah oldu. Edwin genellikle ayın yarısını Şili'de, diğer yarısını da memleketi Kolombiya'da geçirirdi. Her iki ülkede de doktorun hastalarını gördüğü kendi iş yeri vardı. Doktor Arrieta, Daniel Sancho'nun yaşadığı İspanya'yı da birkaç kez ziyaret etmiş ve hatta bu ülkeye kalıcı olarak taşınmayı planlamıştı. Tanışmalarından kısa bir süre sonra bu iki kişinin arasındaki ilişkinin doğası arkadaşlığın ötesine geçmeye başladı. Daha samimi konularda iletişim kurmaya ve hatta birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başladılar. Edwin, Daniel'e harcamalar için para vermeye başladı
online alışverişler için bir kredi kartı verdi ve bazı bilgilere göre kendi işini kurması için ona 10 bin dolar para verdi. 16 Haziran 2023'te Madrid'de Boogie Burgers adlı bir kafe açıldı ve söylentilere göre Daniel bu mekanın ortaklarından biriydi. Eğer Edwin gerçekten Daniel'e bir işletme açması için para verdiyse, görünüşe göre bu parayı bu kurum için harcadı. Gerçi bu yerle ilgili mevcut tüm bilgilerin oldukça muğlak olduğunu belirtmek gerekir. Kafenin şu anki sahipleri Daniel Sancho'nun bu yerle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Onlara göre o sadece orada aşçıydı. 2023 yazında ikili birlikte Tayland'a tatile gitmeye karar verdi. Tam olarak Pangan Adası'na. Bu ada orada düzenlenen aylık Dolunay Partisi nedeniyle turistler arasında oldukça popülerdir. Etkinlik Hatrin Plajı'nda düzenleniyor. Çünkü burada Dolunay'ın özellikle güzel göründüğüne inanılıyor. Bu kez Dolunay'ın 3 Ağustos'ta gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu nedenle Daniel ve Edwin seyahatlerini o günler için planladılar. Aşağıda takip eden olayların net bir şekilde anlaşılması için önemli anların tam bir kronolojisini sizinle birlikte yeniden oluşturmalıyız. Böylece 44 yaşındaki Edwin Arrieta 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Pangan Adası'nda küçük bir villa rezervasyonu yaptırdı. Rezervasyon 2 kişilikti ve tabii ki doktorun cebinden ödendi. Kiralama süresi ayın 31'inde başlamasına rağmen Edwin'in kendisi Ağustos'un ilk günü gelmeyi planlıyordu. Ancak Daniel Sancho'nun işleri yoğun değildi ve 31 Temmuz'da Tayland'a uçabildi. Öğleden sonra saat 1 sularında genç adam partinin yapılacağı adaya doğru yelken açtı ve birkaç saat sonra önceden kiralanmış olan villaya yerleşti. Ertesi gün 1 Ağustos'ta Daniel bir motor kiralayıp Edwin'i karşılamaya gitti. İki adam bir saat sonra iskelede buluşup motorla adayı gezmeye başlıyorlar. Aynı günün akşamı Daniel ve Edwin akşam yemeği yiyip birlikte kiraladıkları villaya gittiler. İkiliden biri yarın sabahı görmeyecek. Şanssız olan Edwin Arrieta'ydı. Onun cesedinin parçaları adanın dört bir yanındaki yerel çöplüklerde ve çöp bidonlarında bulunmaya başladı. İlk parçalar yerel bir hurda toplayıcısı tarafından saat 12.30'da çöplükte dolaşırken bulundu. Adam önce bunların ölü bir hayvanın kalıntıları olduğunu düşündü. Ancak daha yakından incelediğinde bunların insan vücut parçaları olduğunu dehşetle fark etti. Günün geri kalanında bölge sakinleri başka yerlerde de insan cesedi parçaları buldu. O sırada polis kalıntıların kime ait olduğunu bilmiyordu. Kesin olan tek bir şey vardı. Ceset oldukça büyük olduğu için kalıntıların bir turiste ait olduğu açıktı. Çünkü yerli Tayland halkının boyu küçüktür ve vücutları büyük değildir. Bu arada cinayetin üzerinden birkaç gün geçti. Edwin Arrieta ailesiyle iletişim kurmayı kestiğinde ailesi endişelenmeye başladı. Kız kardeşi Darlin günlerdir ona ulaşamıyordu. Bu hiç de onun yapacağı bir şey değildi. Edwin her zaman iletişim halinde kalır ve gün içinde birkaç kez mesajlaşırdı. Darlin kardeşinin nereye gittiğini ve Daniel ile olan sözde arkadaşlığını biliyordu. Kadın kısa süre sonra Daniel'in Instagram profilini buldu ve ona kardeşinin nerede olduğunu sordu. Daniel Sancho kadına kendisinin de birkaç gündür Edwin'e ulaşamadığını söyledi. Ona göre Edwin Ağustos ayının ilk gecesi sahile gitmek üzere tek başına yola çıkmış ve geri dönmemiş. Darlin sonunda genç adamı polisle temasa geçmeye ikna etmeyi başardı. O zamana kadar polisin elinde Edwin Arrieta'ya ait olduğunu bildiğimiz kimliği belirsiz bir ceset vardı. Ancak ne Daniel ne de Darlin bunu henüz bilmiyordu. Gece yarısına doğru Daniel polis karakoluna geldi ve arkadaşının kayıp olduğunu bildirdi. Polis ona gerekli soruları sormaya başladı ve konuşma sırasında Daniel'in katil olabileceğinden şüphelenmeye başladılar. Anlattıklarında çelişkiler vardı ve en önemlisi genç adamın ellerinde genellikle bir kavgadan sonra kalan çizikler ve diğer izler vardı. Polisin elinde başka bir koz daha vardı.
Edwin'in vücut parçalarını bulmaya başladıklarında çantalardan birinde kanlı bir testere, bir bıçak, eldivenler, temizlik ürünleri ve en önemlisi tüm bunların satın alındığı marketin fişi vardı. Polis aynı gün o markete gitmişti ve şimdi ellerinde Daniel'in tüm bu eşyaları satın aldığını gösteren bir kamera kaydı vardı. Şimdi genç adamın önlerinde oturduğuna göre tüm bu şeyleri marketten satın alan kişinin o olduğunu kesin olarak söyleyebilirlerdi. Daniel o geceyi karakolda geçirdi. Ertesi gün ise bir grup polis çiftin kiraladığı villaya gitti. Şüphelinin evi baştan aşağı temizlemiş olmasına rağmen olay yeri inceleme ekibi yine de suçunu kanıtlayacak çok önemli deliller bulmayı başardı. Duş giderinde erkek saçı ve küçük insan vücudu parçaları bulundu. Yapılan analizler bulunan vücut parçaları ile villada bulunan insan vücudu materyallerinin aynı kişiye ait olduğunu gösterdi. Öldürülen kişinin Edwin Arietta olduğuna dair artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Polis bulunan tüm kanıtları ve Daniel'in suçunu ispatlayan diğer delilleri gösterdikten sonra genç adam sonunda yaptıklarını itiraf etti. Bana takıntılıydı, beni kandırdı. Tek istediğinin benimle iş yapmak, ortağı olduğum şirkete yatırım yapmak olduğuna beni inandırdı. Ama bunların hepsi yalandı. İstediği tek şey sevgilisi olmamdı. Bu beni kız arkadaşımla olan ilişkimi mahvetmeye zorlayacaktı. Ben asla böyle bir şey yapamazdım. Bu ifade Daniel Sancho'ya ait. Ona göre o kandırılmış, ondan faydalanmak istemişler ve böyle bir adım atmaya zorlanmış. Ama bu dedikleri gerçekten doğru mu? Bunu bir araştırmamız gerekiyor. Burada şunu belirtmeliyiz ki bu iki kişinin arasındaki ilişkinin gerçek mahiyeti bilinmemektedir. Edwin artık gerçeği söyleyemez. Daniel ise aralarında fiziksel bir yakınlık olmadığı konusunda ısrarcı. Ancak ona göre Edwin bu yakınlığı çok istiyordu ve olanlar da bu yüzden oldu. Daniel'in bazı tanıdıklarına ve Edwin'in arkadaşına göre olaydan önce birkaç kez görüşmüşler ama dışarıdan bakıldığında arkadaş gibi görünüyorlardı. İlk kez Ocak 2023'te görüşmüşler. Şubat ayında tekrar görüştüler ve binicilik merkezine ziyaret ettiler. Aynı yıl ikili, ilişkilerinin doğasından haberdar olmayan Daniel'in arkadaşlarıyla birlikte Ibiza'ya da gitmiş. Tüm bunlara ek olarak Daniel son 5 yıldır Laura adında bir kızla çıkıyordu ve çift evlenmeyi planlıyordu. Bu hikayede önemli bir rol oynayan bir şey daha var. Para. Daha önce de söylediğim gibi Edwin Daniel'e sık sık para ve kredi kartı veriyor. Ayrıca bir kafe açması için ona 10 bin dolar da vermiş. Belli ki bu şekilde onun gözüne girmek ve kendisiyle yakınlaşmasını sağlamak istiyordu. Şimdi Tayland'daki olaylara geçelim. Edwin'i birkaç günlüğüne Tayland'a gitmeye ikna edenin Daniel Sancho olduğunu belirtmek önemlidir. Bildiğimiz gibi İspanyol, Pangan Adası'na ilk olarak 31 Temmuz'da geldi. Ertesi gün sabah markete giderek temizlik malzemelere, bir testere ve bir bıçak satın aldı. Aynı gün adaya Edwin geldi. Daniel onunla buluştu. Birlikte motorda gezdiler, adayı gördüler, yürüyüşün sonunda da akşam yemeği yiyip villaya geldiler. Daniel'e göre villada Edwin'le konuşmaya ve ilişkiyi kesmeye çalıştı. Ancak Edwin, Daniel'in onu terk etmesi halinde tüm mahrem fotoğraflarını yayınlamakla tehdit etmiş. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sorgu sırasında Daniel kavganın banyoda gerçekleştiğini söyledi. Bir noktada Edwin'in ayağı kaymış ve düşerken başını lavaboya çarpmış. Daniel'e göre düştükten sonra adam hiçbir yaşam belirtisi göstermedi. Ardından İspanyol daha önce satın aldığı testereyi ve bıçağı kullanmış. Edwin'i 14 parçaya ayırdı. Tüm bunları yapması 3 saat, ortalığı temizlemesi de 1 saat sürmüş. Ceset parçalarını iki yaklaşımla çıkarmış. İlk seferinde o gece dışarı çıktı. Daniel bir kano kiralayıp parçaları körfeze atmak istedi. Ama gece geç saat olduğu için kimse ona kano kiralamadı. Bu yüzden genç adam 1000 dolara bir kano satın aldı ve yine de planını gerçekleştirmeyi başardı. Daniel parçaları attıktan sonra villaya geri döndü ve uykuya daldı. O sırada parçaların geri kalanı banyodaki torbaların içindeydi. Ertesi sabah genç bir araba kiraladı ve ceset parçalarının geri kalanlarını
adadaki çöplüklere dağıttı. Daniel Sancho 7 Ağustos Pazartesi günü yakındaki Samui Adası'ndaki bir hapishaneye götürüldü. Müfettişler, Daniel'in cinayetin bir kaza olduğunu iddia etmesine rağmen Edwin Arrieta'nın öldürülmesinin önceden planlandığı sonucuna vardı. Daniel'in bu ifadesi çok önemli bir gerçekle paramparça oluyor. Testereyi, bıçağı ve temizlik malzemelerini Edwin adaya gelmeden önce satın almıştı. Bu da gencin önceden hazırlık yaptığını açıkça kanıtlıyor. Tayland yasalarına göre böyle bir suç için ölüm cezası öngörülmektedir ve Daniel böyle bir kadere çok yakın. Bu davanın duruşması 9 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ve Mayıs ayının 3'üne kadar devam edecek. Gelişmeleri takip edeceğim ve bu davanın sonucu hakkında sizi bilgilendireceğimden emin olabilirsiniz. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.